Arkadaşlar hepinize de merhaba. Deneme sorularından oluşan e, bir soru videosu hazırladım. 50 tane soru çözeceğiz. Açıklamalı ve detaylı bir şekilde gidiyoruz. Önemli yerler var. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Elimden geldikçe açıklamaya çalışacağım. Yine yayınladığım videodan başlayıp geri dönük sorularımızı çözmeye çalışın. Bakın unutmayın ne kadar çok soru çözerseniz sınavda bazıları bile bir o kadar çok soru yakalarsınız. Hemen başlayalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir. Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır değil mi? Yükseklik anlamında diyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile. Bakın işte buralar bize yüksekliğin olduğunu bildirecektir. Yani yüksekliği 3.5 metreden fazla olan taşıt giremez anlamındadır. A şıkkı neydi? Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremezdi. B şıkkı genişliği 2.30 metreden fazla olan taşıt giremez. D şıkkı da uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez anlamındaydı geldik ikinci sorumuza bu soruyu açıklayacağım aşağıdakilerin aşıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır birincisi itfaiye 2 sivil savunma aracı 3 özel izinle karayoluna çıkmış araç 4 doğru geçecek araç şıklar 1 2 3 4 arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı yani İtfaiye olacaktır değil mi? Şimdi geçiş üstüne sahip araçların kavşaklarda karşılaşma durumunda ilk geçiş hakkı sıralamasını sınavlarınızda sorarlar. Hemen bir hatırlayalım. Birincisi ambulanstır. 2 itfaiye. 3 güvenlik ve asayişle ilgili görevli yani zabıta araçlarıdır. 4 trafik hizmetlerine ait araçlar yani trafik zabıta araçları. 5 sivil savunma araçları. 6 da koruyan ve korunan araçlar şeklinde olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir? Yakıt pompası, enjektörler, endüksiyon bobini, hava filtresi. Doğru olan cevabımız C şıkkı endüksiyon bobini olacaktır. Arkadaşlarım endüksiyon sistemi ateşleme sistemin elemanıydı, elemanıydı değil mi? Yani bujilerin üzerinde olurdu. Sıkıştırılan yakıt ve havayı buji vasıtasıyla ateşlerdi arkadaşlar. Bizim cevabımız C şıkkı endüksiyon bobini olacaktır. Geldik 4'e. Motor yağı filtresi hangi yağın temizlenmesinde kullanılır? Motor yağının, vites kutusu yağının, diferansiyel yağının, direksiyon kutusu yağının. Doğru cevabımız A şıkkı. Yani motor yağının olacaktır. Yağ filtresi motor içindeki yağı yani motor yağını devri dayamadan arkadaşlar süzer ve motora zarar verebilecek partiküllerden arındırır. Motora temiz yağ gitmesini sağlar. Dipnot olsun geldik 5'e. E, bu sıralamayı aklımıza tutabilmemiz için bir şeyler söyleyeceğim. Bir soru okuyalım. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? A şıkkı sistem doku organ hücre, B şıkkı organ hücre doku sistem, C şıkkı hücre doku organ sistem, D şıkkı hücre organ doku sistem. Arkadaşlar doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır. Ee, şöyle işaretleyelim. Şimdi bize neyi sordu? Küçükten büyüğe doğru sıralanışı sordu değil mi? Aklımızda kalması için. Ee, ben, halı dokuyorum. Bu şekilde aklınızda kalsın. Hücreyi dokuyorum organ sistemiyle işliyorum. Bir daha söylüyorum. Hücreyi dokuyorum organ sistemiyle işliyorum. Hani halı, halı dokuyoruz ya bu şekilde aklınızda kalsın. Küçükten büyüğe sormuş. Büyükten küçüğe sorabilir mi? zannetmiyorum. Soru bu şekilde olur. Geldik 6'ya. Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? Kısık iç kısmı, bacak dış kısmı, dizin ön üst kısmı, karın ön üst kısmı. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Kısık iç kısmı. Bacak bölgesine kanama varsa kasık kıvrımının 3'te 1 kısmından geçen atar sıkıştıracağız, sıkıştıracağız ve bir kuvvetle bastıracağız arkadaşlar. Kanamalarda baskı uygulanan noktaları soru çözümlerinde anlattım. Bu yüzden hani diyorum sizlere geriye dönük mutlaka sorularımızı çözmeye çalışın faydasını görürsünüz. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne verilir? Karter, manifold. Silindir kapı motor bloğu. Doğru cevabımız D şıkkı yani motor bloğu olacaktır. 8'deyiz. Bunları açıklayalım. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Dikkatli bakalım. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır değil mi? Şimdi bir de dipnot vereyim size. Derhal e, durulmasını gerektiren 3 tane lamba var arkadaşlar. Yağ lambası, hararet lambası ve şarj lambasıdır. Tamam mı? Unutmayın. Şimdi e, ya, ya, yağ lambası A şıkkı olacaktır. Diğerleri de B şıkkı kısa farlar açık 25 metredir arkadaşlar yeşildir. C şıkkı arka cam restansı olduğunu bildirir. Denizde park lambaları açık şeklinde olacaktır geldik 9. sorumuza. Dikkatle okuyalım. Kırık çakık burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek, zedinin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek, kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak, kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. Arkadaşlar iki yardımcının temel hedefi A şıkkı olmalıdır değil mi? Sorunlu bölge var. E, onu hareketsiz duruma getirecek. Kaza zedinin durumu daha da kötüye gitmesin. Yani daha da kötüye gitmesini önlemek olacaktır. Cevabımız A şıkkı. Ondayız. Yeni yönetmeliklere göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdakilerin hangisine verilen araçları kullanabilir? C sınıfı diyor arkadaşlar. Çekeceği kamyon, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, İş makinesi, otomobil, minibüs, kamyon, moped, lastik tekerlekli traktör. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. C sınıfı yani kamyon çekicidir arkadaşlarım. Kapsamı M sınıfı, B sınıfı, B1, C1, F sınıfı şeklinde olacaktır. Yani kamyon, moped, lastik tekerlekli, traktör gibi. Deneyim şartı da en az B sınıfı ehliyettir. Yaşını sorarsa yaşta 21 şeklinde olacaktır. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır? Kaburgalarında kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, açık göğüs yaralanması olanlar, kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar. Arkadaşlar yarı oturuş veya oturuş pozisyonu yani kalça kemiğinde kırık olanlar şöyle bir gözümüzün önüne getirelim hani soruyu biraz da şöyle mantıken çözmeye çalışalım diye söylüyorum. Kalça kemiğinde kırık var. Oturabilir mi? Değil mi? Oturamaz. Yani bu pozisyonu vermekte zaten çok sakıncalı olacaktır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? Sadece şehir içinde araba kullanmak için. İşitme cihazıyla belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa, araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile, belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa işitme yetersizliği olan sürücü aracı kullanabilir cevabımız B şıkkı olacaktır. 13'teyiz. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? Yüzün yaralanması, el bileğinin burkulması, köprücük kemiğinin kırılması, kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Arkadaşlarım, kulaktan kan gelirse, burundan kan gelirse ya da kulaktan ve burundan sıvı gelirse biz baş yaralanması olduğunu düşüneceğiz. Yani kafatası kırığını bize düşündürecektir cevabımız değişik olacaktır. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışık da sürücü ne yapmalıdır? Hızlanmalıdır, yavaşlamalıdır, dikkatli geçmelidir, kalkışa hazırlanmalıdır. Arkadaşlar kırmızıda duruyoruz. Sarı yandı. Yani kırmızı kırmızı ışık ile birlikte sarı ışık yandığında yeşil yanmak üzeredir, değil mi? E kalkışa hazırlanmamız gerektiğini belirtir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kızan zedinin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar? Kandaki oksijen oranının artması, oksijenin akciğerlere ulaşamaması, kandaki karbondioksit oranının düşmesi, dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması. Arkadaşlar ortaya çıkan oksijenin akciğerlere ulaşamaması durumu olacaktır. Cevabımız B Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? İhlaller alışkanlık haline gelmiştir. Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur. Saygıya ön plana alan trafik algısı oluşmuştur. Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir. Arkadaşlar doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır. Ee, şimdi trafikte ihlaller var. Çoğu da kısıtlı yapılıyor. İhlaller alışkanlık haline gelmiş olabilir. Ee, olumsuz kültürlenme söz konusu değil mi? Sorumluluk duygusu gelişmemiştir. Ama C şıkkı olamaz arkadaşlar. Göz göre göre ihlalin yapılmasının nedeni saygıyı ön plana alan e, trafik algısının oluşması değil oluşmaması olacaktır. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur? Beyin kanaması riski artar. Kalbin kısılıp gevşeme sayısı artar. Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer. Atar damarlardan nabız hissedilemez. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır kanama bölgesindeki kan basıncı düşer arkadaşlar değerlerinin bir alakası yoktur. Bu yüzden biz kanayan bir yerimiz olduğu zaman kalp seviyesinden üste tutulması gerektiğini anlatırız. Kağıdaki 18'e. Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur? Sürücü belgesi, mali sorumluluk sigortası, Trafik belgesi, geçerli, hali, egzoz muayenesi. Şıklar A şıkı 1 2, B şıkı 1 3, C şıkı 2 4, D şıkı hepsi. Doğru olan cevabımız arkadaşlarım D şıkı yani hepsi olacaktır. Bu dördü unutmayalım arkadaşlar. Bu dört sürücü belgesi, mali durumu, sigortası, trafik belgesi, geçerli, egzoz muayenesi. Bu dördünü soruyu değiştirerek de sorabilirler ama bu dördü sakın unutmayalım tamam mı? Geldik 19. sorumuza. Birinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekse doğru olarak verilmiştir? Birincisi solunum kontrolü, iki ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması, 3 dolaşım kontrolü nabız atımlarına bakılarak. Şıklara bakalım. A şıkkı 1 2 3, B şıkkı 1 3 2, C şıkkı 2 1 3, D şıkkı 3 2 1. Arkadaşlarım sıralamamız C şıkkındaki gibi olacaktır. Yani 2 1 3 şeklinde olacaktır. 20. sorumuzdayız. Bunları açıklayalım. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi B neydi? Yüklerle 7 tondan fazla olan taşıt giremezdi. C şıkkı azami hız sınırlaması sonuydu arkadaşlarım. D şıkkı da öndeki taşıt 70 metreden daha yakın takip edilemez anlamındaydı. A şıkkı neydi? Azami hız sınırlaması olacak. Şimdi C şıkkı karıştırmayın. C şıkkı sınırlama sonu olduğunu bildirir. Aman diyeyim dikkat edin. Geldik 21'e. Atan cisim yara üzerinde duruyorsa, şedeklerden hangisi uygulanır? Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır. Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Çıkarılır ve yaraya tertür diyot dökülür. Arkadaşlar batan bir cisim asla çıkartılmaz. Yani A şıkkı olacak. Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilecektir. Tamam mı arkadaşlar? Hani günlük günlük olarak hayatta da aklınızda bulunsun. Geldik 22. sorumuza. araca gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir. Dikkatli bakalım. Arkadaşlar doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi A şıkkı neydi? Fren Balata yarısıydı değil mi? C şıkkı şarj ikaz lambasıydı. D şıkkı da yağ ikaz lambası şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bizim doğru olan cevabımız B şıkkı. Şöyle daire içerisine alalım. Geldik 23'e. Bu arada bu videonun hemen altında araç göstergeleriyle alakalı bir video var. Linkini bıraktım. İlk yoruma mutlaka bakın. De onları tek tek anlattım. E, faydalı olacaktır. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı trafik tertibatı veya girişi ne denir? Ada ayırıcı şerit banket. Arkadaşlar doğru olan cevabımız B şıkkı ayırıcı olacaktı. Anahtar kelimeler şöyle üstüne basa basa söyledim ama inşallah faydası olmuştur. 24'teyiz. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeye amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Trafik, girişim, ilk yardım yöntem. Kaza sonrası oluşan sağlık sorunları ne yapıyor? En aza indirmeyi hangisi? ilk yardım değil mi arkadaşlar? Doğru, doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ehlali sayılır? A şıkkı 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. B şıkkı aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması. C şıkkı geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. D şıkkı şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenli geçişlerini beklemesi. Kural ihlali arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ne diyor bize? Geçme dönme gibi mecbur haller dışında şerit değiştirmesi diyor değil mi? Cevabımız C şıkkı olacaktır. Kural ihlali yapılmıştır. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanma bölgesinin alt tarafında felç. Arkadaşlar anahtar kelimemiz felç kelimesi olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı yaralanma bölgesinin alt tarafında felç olacaktır arkadaşlar. Omurga yaralanmasını gördüğümüz zaman %99 cevap anı cevapta mutlaka felç olur. Geldik 27. Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır? Birincisi geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek. 2. Sola dönüş lambası ile işaret vermek. 3. Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. 4. Sağ dönüş lambası ile işaret vermek. A şıkkı 1 2 3 4, B şıkkı 2 1 3 4, C şıkkı 2 3 1 4, D şıkkı 3 4 1 2. Arkadaşlar doğru olan sıralamamız C, C şıkkındaki gibi olacaktır. Yani sola dönüş lambası ile işaretini verecektir değil mi? Daha sonra takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçecektir. Daha sonra geçiş şeridinde iteri kadar ilerleyecektir. Ve daha sonra da tekrar sağ dönüş lambası ile işaretini verecektir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, öndekiden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Şıklar: Araç kusurları, yaya kusurları, yolcu kusurları, sürücü kusurları. Arkadaşlar manevraları yanlış yapıyor değil mi? E, önde giden bir aracın güvenli ve yeteri mesafeden de izlemiyor. Yani bu ne ile alakalıdır? Sürücü ile değil mi? Yani bizlerle alakalıdır. Cevabımız D şıkkı. Sürücü kusurları olacaktır. Egzoz gazı zehirlenmesiyle bayılan hastaya yağı hangisi uygulanır? Açık havaya çıkarılır, yoğurt yedirilir, tuzlu su içirilir, kusturulur. Arkadaşlar burada bir şık daha var. Ee, şimdi doğru olan cevap A şıkkı. Açık havaya çıkarılır ama bazı arkadaşlar B şıkkında işaretle yoğurt yedirilirdi. Arkadaşlar bizim yapmamız gereken egzoz kızına zehirlenmiş ve bayılan bir kişiye zaten yoğurt yediremeyeceğimiz için çünkü bayılmış değil mi? Açık havaya çıkartacağız. Aman diyeyim şıkları karıştırmayın. Geldik 30. sorumuza. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? 5, 10, 15, 20 Duraklamanın süresi en çok 5 dakika olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ambulansın hasta taşıması, görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanma. Acil durumda durma veya duraklama. Arkadaşlar hangisi olamaz? B şıkkı bariz olamazdır değil mi? Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur diyor. Emniyet şeritleri onların yolu mudur? Hayır arkadaşlarım kullanım amacı bu olamaz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Geldik 32. sorumuza. Kazan zedinin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz bilinci, dolaşımı, solunumu, diş eti kanaması. Arkadaşlar yaşam bulguları içinde bilinç yer alır değil mi? Dolaşım yer alır, solunum yer alır ama diş eti kanaması yer alır mı? Almaz arkadaşlarım. Doğru alan cevabımız D şıkkı olacaktır. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir. Yardımlaşmaya, öfke duygusuna, bencil davranmaya aşırı tepki göstermeye bir, bir arıza olmuş değil mi arkadaşlar? Ve trafik aksamaması için yoldan geçen diğer sürücü ona yardım ediyor. Yani doğru olan cevabımız A şıkkı yardımlaşmaya örnek olacaktır. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir? Dingil ağırlığı, taşıma sınırı, istihap haddi, kapasite. Doğru olan cevabımız A şıkkı, dingil, ağırlığı denilecektir arkadaşlarım. 35. sorumuzdayız. Trafikte bulunanları uyarmak için şekildeki aracın arkasına yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir? Mavi, yeşil, beyaz, kırmızı. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı yani beyaz olacaktır. E, geri vites beyaz renktir beyaz yanar. Fren lambaları rengini de sorarlar arkadaşlar. Fren lambaları rengi de kırmızı olacaktır. 36'dayız. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır. 1, 1,5, 2, 2,5. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı yani iki buçuk olacaktır. buçuk metreyi geçerse kırmızı beyaz veya kırmızı yansıtıcı asılır. Geldik 37'ye. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Sağ yanaş yavaşla hızlandır. Doğru cevabımız arkadaşlarım C şıkkı olacaktır. Yani hızdan yine bu videonun altında ilk yorumda trafik görevlisinin e, işaretlerini tek tek anlattım arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle yaptık. E, en çok sınavlarınızda en çok çıkanları topladık, bir araya getirdik. Hem soruları çözdük hem de tek tek açıkladım. Yine bu videonun altında hemen ilk yoruma mutlaka bakalım. Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? 6 ay hapis cezası verilir. Trafikten ömür boyu men edilir. Sürücü belgesi varsa geri alınır. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır değil mi? Bir zarar vermiş. E sonunda ne olacak? Zarar karşılıkları ve masraf ödetilecektir. Cevabımız D şıkkıdır. Boşluk doldurmaca sorusu verilen ifadede boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kanlarındaki alkol miktarı nokta nokta promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Oraya ne yazacağız? 0.20, 0.30, 0.40, 0.50. Arkadaşlar kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücüleri diye gider doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır. 40'tayız. Kırı yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm ve yaralanma ve zararla sonuçlanan olaylara ne adı verilir. Kayıp, hasar, tahribat, trafik kazası. Arkadaşlar hareket halinde olan bir ve birden fazla aracın diyor karıştığı Ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanıyorsa biz ne diyoruz D şıkkı trafik kazası diyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 41. sorumuzdayız. Az kaldı merak etmeyin. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? ABS, star stop, hava yastığı, hafızalı koltuk Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Hava yastığı değil mi? Bir çarpışma anda otomatik olarak kendi şişiyor. Ne diyoruz? Hava yastığı diyoruz. 42'deyiz. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 4, 3, 2, 1 Arkadaşlarım 2 yılda bir muayene yaptırılması zorunludur. cevabımız C şıkkı olacaktır. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Hızını azaltması, duraklama yapmaması, hızını artırması, takip mesafesini artırması. Arkadaşlarım oradaki levha gevşek şev levhasıdır. Yani cevabımız C şıkkı hızını artırması yanlış olacaktır. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? Alternatör, distribütör, kondansatör, marş motoru. Doğru cevabımız A şıkkı alternatör olacaktır değil mi? Gerekli elektriği üreten parçadır arkadaşlar. 45'teyiz. Aşıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? üçgen reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, sarı ışıklı donarlı uyarı lambası. Arkadaşlarım otomobillerde sarı ışıklı dönerli uyarı lambasının bulundurulması sorunlu değildir ama ABC ışıklarında bulundurulması sorunlu olacaktır. D şıkkını şöyle işaretleyelim. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aş hangisi püskürtülür? Antifriz, motorin, su buharı, hidrolik yağ. Doğru cevabımız B şıkkı motorin olacaktır. 47'deyiz. Aş eteklerden hangisi motorun parçası değildir? Aks, subap, piston, krank mili motorun parçası arkadaşlar B, C, D bunlar motorun parçasıdır ama A şıkkı motorun parçası değildir. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? Şam suyu, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu motor parçaların ve motor yağının ne yapmasını bak aşırı ısınmasını önleyen hangisi motor soğutma suyu olacaktır cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar 49'dayız trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur birincisi kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir 2. Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. 3. Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. 4. Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır. Neyi arıyoruz? Hangileri doğrudur dedi. A şıkkı hepsi, B şıkkı 1 2, C şıkkı 2 3, D şıkkı 2 3 4. Arkadaşlarım yukarıda verilenlerden hepsi doğru olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Geldik son sorumuza. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Görselimize dikkatli bir şekilde bakalım. A şıkkı 1 2 3, B şıkkı 2 3 1, C şıkkı 3 1 2, D şıkkı 3 2 1. Arkadaşlar doğru olan cevabımız D şıkkı 3, 2, 1 şeklinde olacaktır. Düz giden araçlar dönecek olanlara göre öncelik hakkına sahiptir değil mi? Bu yüzden bir en son geçecektir. Sağda kalana yol verme kuralı vardı. 2 numaralı aracın sağında kalan 3 numaralı araç geçecektir. Bir en son geçecek dedik. Düz giden araçlarda yani geriye ne kaldı? 2 kaldı. Sıralama 3, 2, 1 şeklinde olacaktır. Denizli şıkkı. Arkadaşlarım, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video işinize yaradıysa beğeni paylaşmayı unutmayın. Bu videonun hemen altında ilk yorumda e, sorular var arkadaşlar. Onları da o eğer hani zamanınız varsa mutlaka çözmeye çalışın. Çünkü sınava hazırlanma sürecinde ne kadar çok soru çözerseniz sınavda benzer birebir o kadar çok soru yakalarsınız. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.